Hepinize tekrardan merhabalar saygıdeğer hocalarım. Şimdi yeni bir dersimiz olan özel öğretim yöntemleri, eğitim bilimlerinde de öğretim yöntem ve teknikleri yani ÖET diye anlattığımız dersin aslında burada okul öncesi için kurgulanmış, okul öncesine uyarlanmış halini göreceğiz. Bir sürü teknik var, bir sürü yöntem var. Ancak biz kısıtlı, sınırlı olanları ele alacağız ki hani sınavda çıkması muhtemel olan yerleri ele alacağız. Öbür türlü zaten eğitim bilmeninin öğretim yöntem ve tekniği dersinde bunların hepsini çok detaylı ve güzel şekilde aldığınızı düşünüyorum bu dersleri. Bu nedenden dolayı biz biraz daha seyreltilmiş halini, biraz daha soruya dönük tarafını çözeceğiz hocalarım, işleyeceğiz. Ekstra zaten burada işlemediğimiz yöntem ve teknikleri de saygıdeğer hocalarım ne yapacağız? Soru çözümünde olabildiğince değinmeye çalışacağız. İlk işimiz stratejiler olacak saygıdeğer hocalarım. Karşımıza 3 tane strateji çıkıyor. Biri sunuş yoluyla öğrenme, ikincisi buluş yoluyla öğrenme, üçüncüsü araştırma ve inceleme yoluyla öğrenme olarak saygıdeğer hocalarım. 3 çeşit strateji karşımıza çıkıyor. Bu stratejilerden bir soru bekliyorum açıkçası. Bu nedenden dolayı stratejileri burada da ele almayı düşündüm saygıdeğer hocalarım. O zaman hiç vakit kaybetmeden sunuş yoluyla öğretim kısmını işlemeye başlayalım. Şimdi ilk önce temsilcisini Azuver'dir saygıdeğer hocalarım. Şurada bir U olacak. Azuver. Temsilcisi Azubel saygılar hocam. Azubel tarafından ortaya atılan bu yaklaşım sunuş yolu öğrenme. Yani bir diğer ismi hocalarım anlamlı öğrenme. Anlamlı öğrenme saygılar hocalarım. Alış yoluyla da adlandırılıyor sunuş yoluyla öğretim. Buradaki temel amaç çocuklara bilgilerin doğrudan verilerek kazandırılmasıdır. Bilgiler ne yapılıyor? Doğrudan veriliyor. Veriliyor saygıdeğer hocalarım. Bu yaklaşımın en önemli özelliğinden biri de çocuklara önce ilke ve genellemelerin verilmesi. Bakın. Önce ilke ve genellemeler veriliyor. Daha sonra ayrıntılı bilgiler kazandırılıyor. Daha sonra ayrıntılı bilgiler kazandırılıyor saygıdeğer hocalarım. Bu kuramda daha çok ilke, bilgi ve kavramların kazandırılması ön planda tutulmuş. Anlamda öğrenmenin meydana gelmesi için önceki öğrenilenlerle anlamda ilişkinin olması ve bu sayede bilgilerin kalıcı olduğuna dikkat çekilmiştir saygıdeğer hocam. Yani çocuğa yeni bir bilgi öğretileceği zaman çocuğun temelinde yapıcı bir birikim olmasına dikkat edilmeli. Öğretilecek bilgiler bu yapının içine girerek anlam kazanmalıdır saygıdeğer hocalarım. Öğrenilecek konular aşamalı olarak ayrıntılara dönüştürülmeli. Yani genel bilgiler önce, ayrıntılar daha sonra verilmelidir saygıdeğer hocalarım. Sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımı anlamlı öğrenme ve örgütleyiciler üzerine kurulmuştur. Örgütleyiciler önceki bilgilerle şimdiki saygıdeğer hocalarım şimdiki bilgiler arasında bağlantıyı kurup öğrenmeyi sağlayan ve kolaylaştıran bilgilerdir. Aslında burada ne vardır? Doğrusal bir yöntem, bir teknik saygıdeğer hocalarım. Açıklayıcı, örgütleyiciler dediğim gibi yeni öğrenilecek konular hakkında bilgi verirken karşılaştırıcı örgütleyiciler yeni öğrenilen bilgilerle önceki öğrenilen bilgilerin karşılaştırılmasına yardımcı oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta örgütleyicilerin yeni bilgilerin verilmesinden sonra önce verilmesi gerekir saygıdeğer hocalarım. Azubel'in ortaya koyduğu bu kuram Brunner'ın buluş yoluyla öğrenme kuramına bir alternatif olarak ortaya atılmıştır. İki kuram da bilişsel öğrenme kuramını temel alıyor. Bunu altını çizelim hocalarım. Bunun yanında sunuş yoluyla öğrenme yaklaşımında öğretmen ve öğrenci arasında etkin bir iletişim olması çok önemlidir. Bakın. Öğretmen ve öğrenci arasında ne vardır hocam? Etkin bir iletişim. Etkin bir iletişim saygıdeğer hocalarım. Etkin bir iletişim olmalıdır demiştik. Bunun yanında saygıdeğer hocalarım ne diyebiliriz? Çocukların derse aktif katılım sağlamak için öğretmen konunun açılışını yapar ve zamanla öğrenciler de derse katılım gösterip kendi örneklerini ve kendi düşüncelerini ne yapıyor? Söylüyor saygıdeğer hocalarım. Sunuş yoluyla öğrenmede öğrenmelerin kalıcı olması ve anlamlı öğrenme olabilmesi için çocuklara bol bol ve birbiriyle etkileşimi olan farklı örnekler verilmelidir. Bu örnekler soyut kavramların somutlaştırılmasında ve farklı bakış açısı kazanmasında ne yapmıştır saygıdeğer hocalarım? Oldukça önem kazanıyor. Diyelim sunuş yolda öğrenmede genelden özele doğru bir öğretim yolu izlenir. Bakın şuraya yazalım. Genelden nereye doğru? Özele
bir öğretim yolu izleniyor. Yani biz buna ne diyoruz? Tümden gelin bakın. Tümden gelin. Tümden gelin misali değer hocalarım. Verilmek istenen bilginin önce ana hatları ve çerçeve bilgileri, daha sonra konunun ayrıntıları ve detayları, özel bilgileri veriliyor saygıdeğer hocam. Sunuş yolunda öğrenme. Şimdi sunuş yolunun öğrenme stratejisinin uygulama aşamaları var. Bu aşamalar sınavda çıkıyor. ÖYT yani eğitim bilmeli kısmında da karşımıza çıkıyor. Alanda da karşımıza çıkması muhtemeldir. Yani ne yapabilir? İşte 1, 2, 3. basamağı ve 4. basamakta ne olması gerekir gibisinden bir soru çıkma ihtimali var mıdır? Vardır. Böyle oklar çıkararak anlatır. Göstereceğim bu aşamaları saygıdeğer hocalarım. Şöyle kalemi değiştireyim. İlk önce öğretmen kavramları tanımlar ve terimleri açıklar bakın. Kavramlar ne yapılıyor? Tanımlanıyor. Tanımlanır. Sonra ne yapılıyor hocalarım? Terimler açıklanıyor. Terimler açıklanır saygıdeğer hocam. Bu aşama tamamlandıktan sonra öğretmen kavramlara ait alt kavramları ve özellikleri açıklıyor. Bakın alt kavramların açıklanması saygıdeğer hocalarım. Daha sonra öğretmen konuyla ilgili olumlu ve olumsuz örnekler veriyor bakın. Olumlu, olumsuz örnekler veriyor. Kim veriyor hocalarım? Öğretmen. Öğretmen veriyor saygıdeğer hocalarım. Öğrenciler konuyla ilgili temel kavramları kendi cümleleriyle açıklıyor daha sonra. Öğrenci kendi cümleleriyle açıklıyor. Açıklıyor saygıdeğer hocalarım. Ve en sonunda da şöyle yapalım. En sonunda da hocalarım öğrencilere konuyla ilgili ek örnekler veriyor. Öğrenciler ne yapıyor? Ek örnekler veriyor dersek. Bu sunuş yolu öğretimin sıralaması. Basamaklar bu şekilde ilerliyor saygıdeğer hocalarım. Şimdi sunuş yolu öğrenme stratejisinin olumlu taraflarını anlatalım. Sunuş yolu öğrenme yaklaşımının kullanılmasının kolay olması sebebiyle öğretmenlerin bu yaklaşımı daha yakın olması sebebiyle sıklıkla kullanılmaktadır. Neden? Çünkü orada otorite öğretmen zaten. Özellikle bilişsel alandaki öğrenmelerin geliştirilmesi ve oluşturulmasında etkili olduğu için açıklama gerektiren derslerde ne yapılıyor? Kullanılıyor. Yani anlatım gerektiren, uygulamaya dayalı değil de daha çok anlatım gerektiren derslerde kullanılması daha uygun oluyor saygıdeğer hocalarım. Bu yaklaşımda çocukların bir konu hakkında olmadığı, herhangi bir bilişsel yeterliğe ve bilgiye sahip olmadığı konu ve durumları açıklaması oldukça etkili bir yaklaşımdır saygıdeğer hocam. Açıklayıcı, anlatıcı, bilgi verici ve aydınlatıcı yönüyle konuya ilişkin genel bilgi sahibi olmada sıklıkla ne yapılıyor? Kullanılıyor saygıdeğer hocalarım. Tabi sunuş yolu öğrenme stratejisini kavram ve genellemeleri öğretmede oldukça etkili olduğunu söylemiştik. Öğretim etkinliğinin başında kavram, olgu ve genellemelerin kısaca açıklanması bunlar hakkında bilgi karışıklığının önüne geçecek ve zamanda ne yapacaktır hocalarım? Tasarruf etmemizi sağlayacaktır. Peki bu sunuş yolu öğrenme stratejisinin sınırlılıkları yok mu? Dezavantajları yok mu? Tabii ki de var hocalarım. Sunuş yolu öğretim her ne kadar düz bir anlatım değilse de eğer öğrenci pasif kalır ve derse etkin katılımı sağlayamazsa etkili bir öğrenme gerçekleşmez ve yaklaşım başarı sağlamaz saygıdeğer hocalarım. Sunuş yolu öğrenme yaklaşımında zihinsel süreçler ön planda olduğu için ve bu yaklaşım zihinsel değişikliği öngördüğü için her yaştaki grup için kullanması mümkün değildir. Özellikle okul öncesi öğretmeni bu yaklaşımı kullanırken olabildiğince somut örnekler vermeli. Anlamlı öğrenmeler için birden çok duyuya ne yapmalıdır? Hitap etmelidir. Yani her öğretim kademesinde uygulanması biraz zordur sunuş yolu öğretimin. Bir diğer hocalarım öğretim stratejimiz buluş yoluyla öğretim stratejisi. Bunun temsilcisi Brunner'dır saygıdeğer hocalarım. Brunner'dır. Brunner tarafından ortaya atılan bu yaklaşım keşfetme yoluyla öğrenme yaklaşımı olarak da adlandırılıyor. Keşfetme yoluyla öğrenme yaklaşımı olarak da ne yapıyor? Adlandırılıyor saygıdeğer hocalarım. Şimdi yaklaşım çocuğun kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak belli sonuca ulaşmasını destekleyen çocuk merkezi bir yaklaşımdır saygıdeğer hocalarım. Brunner bu kuramı öğrenme ve gelişim üzerine kurmuştur. Ve bu yüzden öğrenme etkinlikleri planlanırken mutlaka çocuğun gelişim dönemleri göz önünde tutulmalıdır. Eğer bilgiler çocuğun yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak sunulursa çocuk her yaşta her bilgi rahatlıkla ne yapabiliyor? Öğrenebiliyor saygıdeğer
hocalarım, bunu ne öğrettiğimizin değil, nasıl öğrettiğimizin üzerinde önemli durulması gerektiğinde savunuyor bu arada. Saygıdeğer hocalarım, burada yeri gelmişken Brunner'dan bahsedelim. Bu yaklaşımın diğer adının keşfetme yolu öğrenme yaklaşımı olduğuna bakarsak hocalarım, bu yaklaşımda çocuğun merak, ilgi ve isteklerinin üst düzeyde tutulması çok önemlidir bakın. Merak, ilgi ve istek üst düzeyde tutulmalı hocalarım. Tutulmalı. Bunun yanı sıra çocuğun merakı üst düzeyde tutulursa çocuk o zaman keşif duygusunu harekete geçirecek ve öğrenme gerçekleşecektir. Bunun için uygun ortam ve koşullar mutlaka ne yapılmalıdır? Sağlanmalıdır. Buluş yoluyla öğrenmede iki farklı yaklaşım söz konusudur. Yapılandırılmış buluş yolu öğretim, etkinliklerde öğretmen çocuklara herhangi ipucu veya yönerge verdiği yaklaşım oluyor. Yapılandırılmamış buluş ise saygılar hocalarım, çocuğun etkinliklerini tamamen kendisi planlayıp kendi kendine sonuca ulaştığı yaklaşımdır. İki türü vardır demiştik. Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış. İki tane ney vardır hocalarım? Yaklaşımı vardır buluş yoluyla öğrenmenin saygıdeğer hocaları. Buluş yoluyla öğrenme çocukta merak yaratacak bir sorunla başlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sorunun çok kolay ve çok zor düzeyde ne yapması olmamasıdır. Eğer sorun çok kolay olursa cevap kolaylıkla bulunabileceğinden çocuk sıkılır. Eğer sorumuz zor olursa çocuğun güdülenme düzeyi düşeceğinden çaba harcamaktan vazgeçer. Yani çocuğa desek ki örneğin yağmur nasıl yağar ya da işte hayvanlar nerede yaşar, mum kapalı ortamlardan neden söner ve benzeri sorular okul öncesi dönem için uygun sorulardır saygıdeğer hocalarım. Bu şöyle öğrenme yaklaşımı çocuğun etkin katılımını esas alır. Bilgiler çocuğa direkt olarak verilmez bakın. Bilgi direkt verilmez. Direkt verilmez saygıdeğer hocam. Zaten sunuş yoluna bilgiyi direkt zaten öğretmen veriyor ama burada bilgiyi biz direkt vermiyoruz. Aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz hocalarım? Burada bilgiler çocuğa direkt olarak verilmez. Çocuk ulaşmak istediği bilgi ve yargıyı kendisi analiz ve sentez ederek bulur. İlke ve genellemelere kendisi ulaşır. Bunun olması için öğretmen ve öğrenci arasında sağlıklı ve karşılıklı iyi bir iletişimin olması gereklidir saygıdeğer hocalarım. Sunuş yolunda olduğu gibi ilke ve genellemeler ya da kavram ve olgular çocuğa direkt verilmez. Çocuğun kendisini bulması istenir. Bu yüzden olgu ve kavramlardan genellemelere doğru bir öğrenme gerçekleşir. Yani tüme varım yöntemi kullanılır. Burada tümden geriyken burada tüme varımdır hocalarım. Tüme varım saygıdeğer hocalarım. Tabi bu tüme varımı ve tümden gelimi hocalarım sorularda ayırt ediciler olarak ne yapacağız? Bulacağız karşımızda işte hangisi hangisidir gibisinden sorular denk geldiğinde acaba tüme varımı mı kullanmış ya da tümden gelimi mi kullanmış diye bakacağız. Ve ona göre saygıdeğer hocalarım cevabımızın işte hani sunuş yolu mu buluş yolu mu olduğunu bulacağız. Şimdi tüme varım yöntemi de sezgisel düşünme becerisini kapsamaktadır. Şöyle sezgisel düşünme diyelim. Sezgisel düşünme. Tüme varım demez de sezgisel düşünme der açıklama kısmında ya da işte kurguda. Bizi direkt tüme varım yöntemine yönlendirir sezgisel düşünme. Sezgisel düşünme olaylar ve durumlar arasında ilişki kurarak, denemeler yaparak belli bir sonuca ulaşma çabasını gerektiriyor. Böylece çocuğun problem çözme becerisi de gelişiyor. Problem çözme becerisi saygıdeğer hocalarım. Buluş yolu öğrenmenin kilit noktası olarak adlandırabileceğimiz yer çocuklara bol bol örneklerin verilmesidir. Verilen örneklerle çocuklar altyapıyı oluşturmalı, örnekler arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavramalı, bu örnekler üzerinden genellemelere ne yapmalıdır? Ulaşmalıdır. Şimdi buluş yolu öğrenmenin de hocalarım aşamaları var. Bu aşamaları da şöyle maviyle yazalım. İlkin öğretmen konuyla ilgili örnekler veriyor bakın. Öğretmen örnek veriyor. Daha sonra çocuklar örnekleri açıklıyor. Çocuk örneği açıklar. Daha sonra öğretmen ek örnek veriyor. Ek örnek. Ardından bu ek örnekleri çocuk ne yapıyor? Açıklıyor ve önceki örneklerle karşılaştırıyor bakın. Ek örneği açıklar. Kim burada? Çocuk. Ek örneği açıklar ve ilk örneklerle karşılaştırıyor. Karşılaştırıyor saygıdeğer hocalarım. Daha sonra öğretmen ek örnekleri ve ek olmayan örnekleri birlikte veriyor. Ek örnek ve örnek olmayan durumları birlikte veriyor saygıdeğer hocalarım. Ardından çocuklar zıt örnekleri karşılaştırıyor. Bakın çocuklar zıt örnekleri
karşılaştırıyor. Bundan sonra hocalarım, öğretmen çocukların bulduğu özellik, ilke ya da genellemeleri vurguluyor. Öğretmen ilke ve genellemeleri vurguluyor. Ama kimin? Çocukların bulduğu ilke ve genellemeleri. En son çocuklardan ne istiyor? Çocuğun yeni örnek, yeni örnek vermesini istiyor saygıdeğer hocalarım. Bu da sürecimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi sunuş yolunda yaptığımız gibi buluş yolunda da hocalarım sınırlılıkları ya da işte üstün yanları neymiş, bunlara bakalım buluş yolunda. Şimdi buluş yolunun üstün yönleri nedir? Bu yaklaşımın en önemli özelliği, en büyük üstünlüğü nedir? Çocuğun merak ve güdüleme düzeni en üst safhada tutarak ilgisini etkinlik boyunca sürdürmesini sağlamaktadır hocalarım. Çocuklar etkinliklerde kendi kendilerine problem çözmeyi ve farklı bakış açılarıyla bakmayı öğreniyorlar. Bu yaklaşım çocuğun aktif olmasını desteklediği için günümüz yaklaşımına temel oluşturmuş ve örnek olmuştur buluş yolu öğretim stratejisi. Bunun bir de tabii dediğimiz gibi sınırlılıkları var. Çok sayıda üstün yanlarına karşın sınırlıkları da bulunan buluş yolu öğretim yaklaşımında öğretmenlerin bu yöntemi yeterince bilmemeleri ve yeterli örnekler vermemeleri öğrenmeyi ne yapıyor? Başarısız kılıyor hocalarım. Yeterli özveri gösterilmezse öğrencinin genellemelere ulaşmamaları, sorunun çözümlenmesi için yeterli zaman vermemesi gibi durumlarda bu yaklaşımı ne yapıyor? Sınırlandırıyor hocalarım. Her konunun öğretilmesine kullanılamaması da öğretim için çok fazla materyal gerektirdiği için pahalıya mal olması, bu yöntemin bir sınırlı olarak da hocalarım ne yapılıyor? Kabul ediliyor buluş yolu öğretimin neleri hocalarım? Dezavantajları diyelim. Dezavantajları bu şekilde. Geldik bir diğer yöntemimiz olan araştırma inceleme yoluyla öğretim. Burada karşımıza çıkan isim kim? John Dewey. John Dewey saygıdeğer hocalarım, burada karşımıza çıkan isim. Çocukların hayatları boyunca en aktif şekilde kullanacakları temel becerilerinden bir tanesi problem çözme becerisi. Bunda bir hemfikiriz hocalarım. Bu nedenle okul öncesi dönemde çocuğa kritik becerilerden biri olan problem çözme becerisi kazanımı için etkinliklere gereken önem verilmeli. Yaratıcı sorun çözümleri için de onlara fırsatları vereceğiz saygıdeğer hocalarım. Çocuklara soru çözme becerisini kazandıran yaklaşım araştırma inceleme yoluyla öğrenme yaklaşımıdır. Çocuklar bu yaklaşımda problem yani sorun çözme yöntemlerini ne yapıyorlar? Öğreniyorlar araştırma inceleme stratejisinde hocalarım. Bu yaklaşım çocukların öğrenme yöntemine sorun çözme becerisini destekler. Çocukların belli bir sonuca ulaşmak için araştırma yöntemini kullanıyorlar. Özellikle okul öncesi dönemdeki çocuklar hocaların olabildiğince deneyerek ve somut olarak öğrenmelerine fırsat vermek oldukça önemli bizim için. Bu yöntem kullanılarak çocukların denemelerine, sorgulamalarına, sonuç çıkarmalarına da ne yapıyor? İmkan tanıyor hocalarım. Tabii araştırma inceleme yoluyla öğrenme stratejisini öğretmen değil öğrenci merkezlidir. Gerçi buluş yolu da öğrenci merkezliydi. Öğrenci merkezlidir saygıdeğer hocalarım. Burada şunu söylememizde fayda var. Yaklaşımda asıl iş öğrenciye düşüyor. Öğrenci sorunu araştırır, inceler ve çözüm yolları bulur. Böylece çocuklar çözüm bulmanın özgüvenini yaşayacak, daha bilimsel düşünerek daha aktif olacak ve daha etkili ne yapacaktır hocalarım? Öğrenecektir. Tabii bu yaklaşımda öğretmen hiç mi rolü yok? Öğretmen rehber burada hocaların. Öğrencilere yol gösterir, yolları gösterir, yönlendirir ve gerekli materyalleri ne yapıyor? Düzenliyor hocaları. Yaklaşımda tüme varın, tümden gelin, hipotetik düşünme, kombinasyonel düşünme gibi, akıl yürütme gibi süreçler kullanılıyor saygıdeğer hocalarım. Ekstra yaklaşımı kullanırken çocukların olabildiğince gerçek yaşamda karşılaşabilecek sorunların olması onlar için gerçekçi yaşam becerisini ne yapıyor hocalarım? Sağlıyor. Çocuk tabii bu sorunları yaparak yaşayarak öğreniyor. Bu sorunları çözürken çocuklara yeterli zaman kesinlikle ne yapacağız? Vereceğiz. Sorun çözme aşamalarının kullanılmasında da ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Peki araştırma inceleme yoluyla öğretimin aşamaları nelerdir hocalarım? Şuna dikkat edin. STEM geçen sene fen dersinde çıkmıştı soru olarak alanımızda. STEM ile benzer, mantık hemen hemen aynı. Şimdi ilk önce çocuk ne yapıyor? Problemi söylüyor bakın. Problem söylenir. Daha sonra problemin çözümü için hipotezler kurar. Hipotezler kuracak. Daha sonra hipotezleri deneyecek ve veriler toplayacak. Hipotezler denenir ve veriler toplanır saygıdeğer hocalarım.
Ardından veriler değerlendirilerek çözüme ulaşmaya çalışılıyor. Veriler değerlendirip çözüme ulaşılmaya çalışılıyor saygıdeğer hocalarım. Ulaştığı sorunları gözden geçirerek ne yapıyor? Sonuçları gözden geçirerek ne yapıyor? Test ediyor bakın. Sonuçlar test ediliyor. Test ediliyor. Yani bir çözüm yolu buldum. Evet, problem vardı. Mesela ben hep şu örneği veriyorum. İşte seyahate çıkacak bir kişi ve diyor ki benim çiçeklerim ne olmasın? İşte hani ben gidip gelene kadar kurumasın. Ne yapmam lazım diyor. O zaman işte farklı farklı problemi bir kere sundum. Çiçeklerim kurumasın. Daha sonra dedi ki farklı farklı çözüm yolları için bir hipotezler üreteyim. Kalkıyor hipotezlerini yazıyor. Hani ne yapabilirim? Mesela çiçeğimi komşuya bırakabilirim. Ya da işte çiçeğime bakması için bir bakıcı tutabilirim. Ya da bir tane damlalık sistemi alabilirim ki çiçeklerimi sulasın diye. Bu sefer ne yapıyor? Hipotezleri deneyerek verileri topluyor. Gidiyor bakıyor mesela komşusuna. He, komşusu kendi evi zaten dağınık. Çiçeklerinin birçoğu ölü vesaire der ki ben çiçeğimi komşuma bırakırsam komşum bu çiçeğe ne yapabilir? Bakmayabilir. Böyle bir ihtimal var mı? Var. He, demek ki komşuya vermek bizim için doğru bir çözüm yolu olmaz. Daha sonra diyor ki bir bakıcı tutayım diyor. Hani bakayım mesela bakıcılar ne yapıyor. Bir diğer komşusuna bakıyor. İşte onun bakıcısı var. Bir gün kapıyı çalıyor bakıcı evdeyken. İşte bakıyor bakıcı evi hiç böyle söylenildiği gibi derleyip toplamıyor. Tamam diyor bakıcı da demek ki sıkıntılı. En son diyor ki bir son şeyi kullanayım. Damlalık sistemi alayım diyor. Gidiyor bir tane işte bir yerlerden bir tane damlalık sistemi buluyor. Damlalık sistemini işe giderken takıyor. Çiçeğini bakalım gerçekten istediği oranda istediği şekilde suluyor mu diye. Gidiyor geliyor işte hani bakıyor evet damlalık sistemi çalışıyor. O zaman diyor ki ben damlalık sistemini kullanabilirim diyor. Verilerini ne yaptı? Topladı. Burada da verileri değerlendirerek çözüme ulaşmaya çalıştı. Bu hani damlalığı vesaire falan şey yaptı ya kullandı ya. En sonunda tekrardan bu damlalığın sonuçlarına bakıyor. Hani biraz daha onu inceliyor. Üstüne gidiyor. Bulduğu çözümün üstüne gidiyor burada. Hepsinin üstüne değil. Bulduğu çözümün üstüne gidiyor. Sonuçlar test edilme kısmında. Evet bir gün boyunca damlalık güzel iş yaptı. O zaman ben gönül rahatlığıyla damlalığı kullanarak ne yapabilirim? Çiçeklerimi sulayabilirim diyor. Ve çözüme bu şekilde ulaşıyor. İşte dediğimiz bu problem çözme basamakları. Bir nevi sistemde de bu geçerli hocalarım. Bu şekilde araştırma inceleme yoluyla öğretimde böyle kullanılıyor saygıdeğer hocalarım. Şimdi bu araştırma inceleme yönteminin avantajları yok mu? Çok bu yaklaşım çocuklara bilimsel ve planlı düşünme aynı zamanda çalışma alışkanlığı kazandırıyor. Çocuklar bu yaklaşımda yaparak, yaşayarak öğrendikleri için kalıcı ve anlamlı öğrenmelerin en üst düzeyde olduğu strateji de budur hocalarım. Çocuklar araştırma, öğrenme, inceleme yapma, sorun çözme, eleştiri yapma ve eleştirel bakış açısı kazanma gibi temel süreç becerilerini de ne yapıyor hocalarım? Kazanıyor araştırma, inceleme yoluyla öğretimde. Her öğretim yönteminde, tekniğinde, stratejisinde olduğu gibi burada da ufak tefek nelerimiz vardı, dezavantajlarımız vardı. Her konuya uygun olmaması. Özellikle sosyal alanda meydana gelen sorunlarda uygun olmaması, çok zaman alması, her yaş grubu için uygun olmaması, uygulamasının güç olması, her çocuğun materyallere aynı oranda ulaşamaması gibi nedenlerden dolayı da bu stratejinin sınırlılıkları karşımıza çıkıyor saygıdeğer hocalarım. Şimdi stratejilerimiz bunlar. Dediğim gibi ÖYT'den bir ya da iki tane sorunuz gelebilir. Alandan da bir tane soru gelme ihtimali var mıdır? Vardır saygıdeğer hocalarım. Geçtik yöntem ve tekniklerimizden bir diğeri olan işte oyun yoluyla öğrenme. Biliyorsunuz ki saygıdeğer hocalarım kim demişti? Montessori oyun çocuğun işidir. Evet çocuklar oyun ile öğrenirse daha iyi öğrenir derler saygıdeğer hocalarım. Eğitim sürecinde öğretme ve öğrenmede oyun yoluyla öğretim yaklaşım temeli Jean-Jacques Rousseau'nun eğitim felsefesinden alıyor saygıdeğer hocalarım. Jean-Jacques Rousseau'nun eğitim felsefesi. Eğitim felsefesi saygıdeğer hocalarım. Rousseau'ya göre çocuk işte oyun çocuğun en temel ihtiyaçlarından biridir. Bakın şuraya yazalım. Çocuğun en temel ihtiyaçlarından biri. Düşünceler kısmında da karşımıza çıkabilir soru olarak alan sınavında dikkat etmemizde fayda vardır. Çocuk oyun yoluyla sözel zeka, dil gelişimi, başka bakış açılarıyla bakabilme gibi gelişimleri göstererek sosyal anlamda da ilerlemeler ne yapıyor? Kaydediyor oyun yoluyla öğretimde saygıdeğer hocalarım. Oyun çocukların öğrenmesi için ne kadar
gerekli ise öğretmenin de öğretmesi için o kadar gereklidir saygıdeğer hocalarım. Çünkü hani şöyle düşünelim, çocuk oyun yoluyla öğreniyor ya, kendisini geliştiriyor ve ifade edemediği her ne varsa oyun yoluyla açığa çıkıyor. Öğretmenin de bu avantajı çok iyi kullanması gerekiyor ki oyun yoluyla öğretmen çocuğun çocuğa sağladığı yararı böyle hani ne yapalım? Bir sıralayalım sizler için. Çocukla süreçte ezbere bir şeyler yapmak yerine deneyerek, yaparak, yaşayarak, fikir sunup, çözüm üreterek gerçek yaşam deneyimi kazanıyor saygıdeğer hocalarım. Bunun yanında süreç ve etkinlikler öğretmen tarafından değil çocuk tarafından yönetildiği için çocuk daha rahat oluyor burada. Oyun yolu öğrenmede açık uçlu, yaratıcı, esnek bir süreç karşımıza çıkıyor. Oyun çocuğun gelişimini doğrudan etkiliyor. Oyun sırasında çocuk ruhsal bir doyum ve rahatlama sağladığı için bu oyunlar yeni etkinlikler ve öğrenmeler için hevesli oluyorlar saygıdeğer hocalarım. Çocuk oyun esnasında sosyalleşiyor ve sosyal bir insan olmanın gerektirdiği gibi sıra bekleme, başkalarının görüşüne saygı duyma, eleştirme ve eleştiri kabul etme gibi davranışları ne yapıyor saygıdeğer hocalarım? Kazanıyor. Oyun çocuğun öğrenme motivasyonunu da artırıyor bu arada, bunu da söyleyelim. Öğrenmeye karşı ne yapıyor? Sorumluluk davranışı kazanıyor hocalarım. Çocuk kendini oyun yoluyla tanıyor, keşfediyor, çevresini keşfediyor hocalarım. Çevreye karşı bilinç kazanıyor, dikkatini yoğunlaştırmayı öğreniyor saygıdeğer hocalarım. Çok pardon, her zamanki gibi İbrahim öğretmenimizin telefonu çaldı. En son demiştik ki oyun sayesinde çocuk çevreye karşı bir duyarlılık kazanıyor, çevresini tanıyor demiştik. Bir de oyun çocuğun evrensel bir dildir hocalarım ve ilk öğrendiği dil oyundur. Bu sebeple çocuk oyun oynama konusunda özgür bırakılmalı ve yeni keşifler yapabilmesi için fırsatlar ne yapmalıdır? Sağlanmalıdır. Şimdi oyun yoluyla öğretmede bizim 3 farklı oyun öğrenme sürecimiz var. Bunları şöyle yazalım. Yapılandırılmamış oyunlar vardır. Yapılandırılmamış oyunlar, yarı yapılandırılmış oyunlar vardır. Yarı yapılandırılmış oyunlar vardır. Bir de yapılandırılmış oyunlar vardır. Yapılandırılmış oyunlar vardır hocalarım. Şimdi yapılandırılmamış oyun, yarı yapılandırılmamış oyun ve yapılandırılmış oyunun özelliklerini de kısa kısa anlatıp hocalarım bu dersimizi noktalayalım. Çünkü hemen hemen 30 dakikaya vardık. Diğerlerini bir sonraki videomuzda geçeceğiz inşallah. Şimdi yapılandırılmamış oyun nedir? Çocukların oyun köşelerinde kendi istediği, kendi planları içerisinde küçük ya da büyük gruplarla oynadığı oyunlara biz yapılandırılmamış oyunlar diyoruz. Burada ana mantık ne? Dışarıdan el yok. Bakın. Dışarıdan el yok. Aklınızda böyle tutun. Dışarıdan kimse müdahale etmiyor. Yarı yapılandırılmış oyunda ise hocalarım oyun etkinlikleri öğretmen tarafından başlatılıyor. Fakat sürecin tamamen çocuğun isteği, yaratıcılığı ve hayal gücüne bağlı olarak devam ettiği etkinliklerdir. Bakın. Girişte el var diyelim. Bakın girişte el var. Girişte el var. Kim? Öğretmen ya da yetişkin tarafından ne yapılıyor? Oyun kurgulanıyor ve çocuğun önüne sunuyor. Öğretmen başlatıyor ama öğrenci kendisi süreci devam ettiriyor hocalarım. Yapılandırılmış oyunda ise belli hedefler ve yönergeler doğrusunda kuralları belli olan büyük ve küçük grup oyunlarıdır. Bakın oyunun her aşamasında el var. Neden? Kurallı oyunlar dediğimiz oyunlar hocalarım. Oyun dersinde anlatmıştık zaten. Kurallı oyunlar mesela bir saklambaç oyunu oynayacaksınız. Burada bu saklambaç oyununda kazanımınız ne? İşte efendim söyleyeyim hangi alanı geliştirmek istiyorsunuz? İşte neler yapılacak? Kim nasıl ebe olacak? Ebe olan ne yapacak gibisinden hocalarım önceden belirleniyor ve çocuklar oyuna giriyor saygıdeğer hocalarım. Aralarında en çok önerdiğimiz yapılandırılmamış oyun. Bakın isimle takılmayın, yapılandırılmamış sanki böyle kulağa kötü geliyormuş gibi ama dışarıdan bir el yoksa çocuk tamamen özgür ve kendisi içinden geldiği gibi oynayacağı için en çok kazanımı nerede? Yapılandırılmamış oyunlarda elde edecek saygıdeğer hocalarım. Ellerim de biraz mürekkepli, kalemler akıttı biraz. Kusura bakmayın, özür diliyorum bunun için sizlerden hocalarım. Bir diğer videomuzda anlatım yoluyla öğrenmeye geçeceğiz. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinizle kalın efendim.